Bugün Cumhuriyet tarihimizin en büyük acılarından, hem canımızın yandığı hem onurumuzun kırıldığı tarihi günlerden bir tanesinin yıl dönümü. İdlib'in 4. yılındayız. Bir anda birçok haber gelmeye başladı çeşitli kaynaklardan. Sonra doğrulanmaya başladı. Suriye'de konvoyumuza savaş uçakları tarafından ateş açılmıştı. Rakamlar kademe kademe yükseldi ve 34 askerimiz İdlib'de şehit edildi. 2 gün boyunca sustu iktidar. Sonra dedi ki kanları yerde kalmayacak. Kanları yerde kalmayacak diyordu ama bütün dünya saldırının nereden geldiğini biliyordu. Ve kanları yerde kalmayacak diyen gitti Rusya'da Putin'in kapısında kaldı. Çektiler onu, tepesine sayaç koydular. Sen misin buraya gelen ve göya bize kanları yerde kalmayacak diye hesap soracak olan? Rus televizyonunda 2 dakika kapıda sayaçla beklettiler. Öfledi, pöfledi, geri gitti oturdu. Dönüp gelemedi. Kendince 1 minute diyemedi. Ona 2 minute dediler. Ve o günden sonra bir daha İdlib'i konuşan olmadı. İdlib'teki 34 canımızı hangi ülkenin savaş uçakları öyle bir taarruzla şehit etti? Sen onlardan nasıl hesap sordun? Nasıl kanlarını yere koymadın? Ve seni Rusya'da kapıya koyanlar, dünyaya, Türkiye'yi rezil edenlere karşı şimdi en yakın dost diyorsun. Çünkü seçimlerde bile doğal gaz faturaları ertelensin diye ondan jest görüyorsun. Senin kazanmanı kendi başarısı olarak görüyor. Çünkü istediği zaman seviyor, istediği zaman dövüyor. Senin hataların yüzünden Mehmetçiği şehit ediyor. Ondan sonra dönüyor, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. İdlib'deki askerlerimizin ailelerine, acılı ailelerine bir kez daha sabır diliyorum. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Günü geldiğinde hem askerlerimizi şehit edenlerden hem de bu rezalete sessiz kalanlardan hesap sormanın da sözünü veriyorum. Şimdi arkadaşlar işaret ediyor, akışı değiştiriyoruz. TRT yayına geçti. Şu anda bizi haftada 7 dakika veriyor. O kıymetli 7 dakikanın içindeyiz. O zaman biz de TRT'ye yönelik olarak 7 dakikalık bir konuşma yapalım. Eğer tabii duyar duymaz çıkmazlarsa. TRT anayasal bir kurum. TRT kanunu anayasaya dayanılarak çıkarılmış. Anayasanın 133. maddesi diyor ki TRT özerktir ve tarafsızdır. Yani TRT tarafsızlığını kaybederse anayasa suçu işler. Buna göre TRT kanunu çıkmış. 5. maddesi tarafsızlığını ve doğru haberciliği tarif ediyor. Bakın şimdi o TRT, tarafsız TRT İstanbul, İzmir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun sayın üyesi Tuncay Keser 2 günlük TRT yayını ile ilgili bundan önceki 2 günlük çalışma yapmış. Murat Kurum 29 dakika 12 saniye verilmiş. Rakibi Sayın Ekrem İmamoğlu 0. İzmir adayı Hamza Dağ 26 dakika 30 saniye. Rakibi Cemil Tugay'a 0. Turgut Altınok Ankara Büyükşehir adayı 17 dakika 50 saniye. Sayın Mansur Yavaş 0. Bunların kanununda tarafsızlık yazıyor ve yapmış oldukları yayında tarafsız davranacaklarını ve doğruluktan ayrılmayacaklarını da bu meclis çıkardığı kanunla onlara talimat vermiş. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kamu televizyonunu, kendi televizyonu, partisinin yayın organı haline getirdiğinin göstergesi. Eğer yayındaysa televizyonları başındaki bütün vatandaşlarımıza şikayet ediyorum. Sizin ödediğiniz TRT payı, CHP'linin ödediği TRT payı, muhalefet partilerinin ödediği TRT payı, para da diğer taraftan diğer partilerinki başka bir şey mi?
Ve bakın bir başka bilgi, yine tarafsız TRT, 1 Ocak 2024'ten bu yana Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Partili yöneticilerin canlı yayınları 2592 dakika, beni verdikleri süre 43 dakika. Bu 43 dakikanın tamamı burada verdiği 7 dakikalar, 6 dakikalar ve ardından aday tanıtım toplantımızdan verdiği 9 dakika. Bunun dışında TRT ekranlarında yer almak mümkün değil. Ya bir de TRT emekçilerini alıyor, yolluyor. Programımızı tam takip ediyorlar. Hani eskiden kaset olsa 5 kaset dolduruyorlar. 1 dakika bizi vermiyorlar. Ne diye verecek? Bir şanssızlık olursa verecek. Bir hata olursa verecek. Bir protesto olursa verecek. Hoş geliyorlar, başımız üstündeler. Genel merkezde ilk gelen, son çıkan muhabir, kameraman TRT'nin bir dakika haberimiz yok. Ya o kameraman o niye maaş alıyor? O muhabir orada niye çırpınıyor? Ne zaman vereceksin? Genel merkez yanarsa haber yapacak herhalde. Daha ne yapacaksın? Parti meclisi yapıyoruz. Toplantı yapıyoruz. Açıklama yapıyoruz. TRT bütün gün orada ama bizden bir şey vermiyor. Genel merkez yanarsa verecek. Beni ne zaman vereceksin? Beni de herhalde ölürsem cenaze törenimi verecekler canlı. Aha da buradan söylüyorum arkadaşlar. Er geç, yarın öbür gün, bir gün ölür de gidersek vallahi dirime gelmeyen cenazeme de gelmesin. Hiçbir yere yasak koymadım. TRT'yi cenazeme istemiyorum. Dirimde olmayanın ölümde de gözü olmasın. Birazcık utanma olur. Birazcık çekinme olur. Bu insanların vergileriyle maaş alıyorsunuz. Bu insanların ödediği TRT paylarıyla geliyor. Bunun içinde her görüşten insan var. Her görüşten insandan parasıyla, onların vergileriyle bir kurum ayakta duracak. Sonra Cumhurbaşkanını, AK Parti'nin genel başkanını 2592 dakika verecek. Ondan sonra tutacak bizim yayınımızı 43 dakika vereceğiz. Ben TRT dediğim anda TRT yayından çıkmış arkadaşlar. Bakın ben TRT dediğim anda TRT yayından çıkmış. Ya ben size bir şey anlatayım. Genel sekreterimiz burada mı? Bir anekdot anlatayım. Ya 15 Temmuz akşamı meclis kapalı, 14 Temmuz gecesi kapattılar gittiler. Nöbetçi grup başkan vekiliyim, Ankara'dayım. 15 Temmuz akşamı uçaklar uçmaya başladı. Tanklar harekete geçti. Haber geldi. Asker darbe yapıyor. Ne yapabilirsiniz? Ankara'daki bütün milletvekillerimizi önce genel merkeze çağırdık. Genel merkezde kısa bir değerlendirme yaptık. Dedik ki darbenin kimden, nereden geldiğine, kime olduğuna bakılmaksızın şunu yapmak durumundayız. Darbeler iktidara yapılır. Bütün dünya muhalefete bakar. Ana muhalefetin gözünün içine bakar. Biz bu darbede demokrasiden yana, meclisten yana olup darbenin karşısında olmalıyız. Aradım, hepsi şahit. Meclisin çıkardığı kitaplarda yazıyor. AK Parti genel başkan yardımcılarını, grup başkan vekillerini, meclis idare amirlerini, meclis başkanını, başkan vekillerini, dedik ki parlamento kapalı. Her darbe parlamentoya hedef alır. Biz açalım, açık tutalım. Koştuk geldik. Direndik. Meclis başkanı çağırdı. Yanında kürsüde görev aldık. Konuşma yaptık. Seçilmiş parlamentonun arkasındayız. 100 yıllık partiyiz. Seçime girer çıkarız. Yeneriz, yeniliriz. Darbeye teslim olmayız. Demokrasinin arkasındayız. Meclisin arkasındayız. Darbenin karşısındayız dedik. A Haber spikeri yayında diyor ki çok eleştirdik ama bu gece Özgür Özel ve CHP destan yazıyor diyordu. Sonra bombardıman başladı. Meclisin ışıklarını kapatmak istediler. Karartmak. Meclisi vurdular. 7 tane bomba geldi. Bir tanesi çatıya. Hepiniz müze olan yere geldi. Tonlarca ağırlığındaki avizeler birbirine vuruyor. Meclis başkanının koruması
zorla meclis başkanını ve bizi aşağıdaki sığınağa aldı. Dedik ki aşağıdaki sığınakta devam edeceğiz. Meclisin canını okudular F-16'larla. Sığınakta sabaha karşı 3 oldu. Çok acıktık, çok susadı herkes. Şekeri olanlar var, konuşamıyor. Su bulalım, çıkalım derken bir arkadaş dedi ki nereden buluruz? Üyeler lokantasından bir kapı önce dedi depo var. O deponun içinde sular istifli, ben biliyorum dedi. Gel gidelim dedik. Bir kolumuzda o arkadaş, bir kolumda milletvekili arkadaşım. Karanlıkta hemen 300 metre ötede kıyamet kopuyor genelkurmayın önünde. Tam da genelkurmaya en yakın noktadır o oda. Son odayı bulduk. Kapısını ikisine tutunup iki ayağımla vurdum. Açıldı gitti kapı. Girdik içeriye, su bulacağız. Işık yaktık cep telefonunun. Bir baktım TRT stüdyosuymuş. Meclisin TRT stüdyosuymuş. Bir kapı evvel kırmışız. Baktım oraya. Allah Allah, koca stüdyo var burada. Ertesi gün darbe savuşturulunca TRT geldi, soruyor ne yapıyorsun, ne diyorsun? Ya dedim, burada stüdyo varmış, hiç haberimiz yok. 5 yıllık milletvekiliyim. Kimleri çıkarıyorsunuz? Dediler ki kusura bakmayın, bundan sonra sizi de çıkaracağız. Birkaç gün sonra o stüdyoda konuk oldum. Bunları anlattım. Dediler ki darbede hep birlikteydi Türkiye, bundan sonra kutuplaşma yok. Olacak, sizi de burada bol bol ağırlayacağız. Arkadaşlar oymuş. 9 sene sonra daha bir kere ne ben, ne grup başkan vekillerim, ne milletvekillerimiz o stüdyonun kapısından girmediler. Darbe gecesi Atatürk'ü hatırlayıp bayrak asanlar, Özgür Özel'i demokrasi kahramanı iletenler, genel başkanımıza grubun tavrı için tebrik telefonu açanlar, bugün TRT'nin yayınında TRT'nin adını anınca yayından kesiyorlar. Yazıklar olsun, gün olur, devran döner, bunun hesabı sizden de sorulur, Tayyip Erdoğan'dan da sorulur.